Sesli köşelerde Veysel Ayhan'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Güvenli Limanlarda Dili Tutulmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Böyle bir zulüm karşısında kişinin hazmı nefs etmesi doğru değildir. Bilakis orada yapılması gereken tavzih, tasih ve tekzip gibi yollarla zulmü savmaya çalışmaktır. Hatta zulüm ve haksızlıkta temerrüdün devam etmesi durumunda mütecavizlerin seslerini kesme ve zulümlerine engel olma adına daha başka hukuki yollara başvurulmalı, tazminat davaları açılmalıdır. Birileri tarafından bazı şeyler deşifre edilmişse ve onu önleme bizim elimizden gelmiyorsa şayet, o mevzuda isnadat karşısında herhalde tavzif adına, tasih adına bir şey söylemek, kendini dine, imana, hizmete vakfetmiş bu insanların itibarı adına, onların karalanmaması adına onu da bir vecibe biliyoruz. Bamteli. Bir insan kendisine atılan bir iftiraya veya ithama dilerse suskun kalabilir. Hakaretlere cevap vermeyebilir. Bunun iki açıklaması olabilir. İlki, benim hakkımdaki suçlamalar doğrusudur. Ses etmem. Susma hakkımı kullanırım. İkincisi, yalandır ama müfterilere muhatap olmam veya tenezzül edip cevap vermem. Bu benim şahsi tercihimdir. Saygıya değer veya değmez ayrı mesele. Peki bir de bu suçlama veya iftiralar yüzünden binlerce hatta on binlerce insan zan altında kalıyorsa ne olacak? Ben bir yapının parçasıysam, bir organizmanın hayati bir uzvuysam bana yapılan suçlama benimle bitmez. Adam bana hırsız diyorsa ve ben cevap vermiyorsam, bakışlarımı kaçırıyorsam bende bir sıkıntı var demektir. Suskunluğum normal şartlarda o suçlamaları doğrulamış olur ve bir organizmanın parçası olduğum için diğer insanlar da zan altında kalır. Bu durum şahsi olmaktan çıkar. Cevap vermek benim için bir sorumluluk haline gelir. Birileri şunu fark etti. Her şeyi söyleyebiliriz. Her yalanı atabiliriz. Nasılsa cevap veren yok. Meydan müsait. Bu müsaitlikte suçu cemaate atıp kendini sıyırmayan, bir tek Roma'yı yaktığı iddia edilen Neron kaldı. Mesele iftira ve suçlamaların saçmalığı, tutarsızlığı değil. Ortalama halk suçlamaları sorgulamaz. Cevap verilmeyince doğru olduğuna inanır. Demek ki öyleymiş deyip dilden dile nakleder. Maalesef bu süreçte hizmete yamanmayan hiçbir suç kalmadı. Geçenlerde bizim sitede 12 yaşındaki Berat'ın Meriç'ten geçme hikayesi yayınlanmıştı. Berat orada bir olay anlatıyor. Cezaevi dönüşü annesi yanındaki kadına soruyor. Sizin de oğlunuz bizimkiler gibi mi? Teyze şunu diyor. Yok, aman aman, benimki babasını öldürdü. Ortalama halktaki imajımız bu. Hizmette mensubiyetin zihinlerde oluşturduğu katilden öte imaj bu. 24 saat durmaksızın yapılan propagandanın neticesi maalesef bu. Halk böyle inanır ama herkes halktan ibaret değil. Türkiye yalanlara kanmış ve doğruları umursamayan bu kör ve sağır bir kitleden ibaret değil. Duyduğu ithamları sorgulayan kesimler de var. Hem suçlananları hem de suçlayanları iyi tanıyanlar var. Vicdanın kaybetmemiş, zulme bulaşmamış bu zümreler işin gerçeğini öğrenmek istiyor. Fakat her kim bir güvenli limana ayak basmışsa suskunluğa gömülüyor. Balyoz gibi dört dörtlük bir darbe davasına kumpas diyebildiler. Bu konuyla ilgili yargıçlarda ses yok. Ergenekon'u toptan temize çıkardılar. O efsanevi yargıçlar suskun. İzmir askeri casusluk. İddianameyi okuyan gazeteciler bilecektir. O kadar sağlam deliller var ki. Ama yargıçlar suskun. MİT tırları dört dörtlük bir dava. Hemen hepsi böyle. Şike, Uludere, Hrant Dink, Malatya zirve cinayetlerini. Askeri silah tır davası Hablemitoğlu, Karlov cinayeti, Danıştay saldırısı Muhsin Yazıcıoğlu. Bunların hepsi hizmet hareketine mal edildi. Çünkü zayıf bir itiraz bile gelmedi. Oysa bu davaları yürüten yargıçlar bu gayretleriyle iftihar etmeli değiller miydi? Bu suskunluğun neticesi olarak hizmet hareketi tüm bu iftiraların altında kaldı. Sessiz kalmanın tercümesi şu oldu. Evet, maalesef suçlamalar doğru. Biz bu haltları yedik. Ve daha acısı, maalesef tabana indiğinizde bir kısım hizmet hareketi mensubu bile bu kumpas iftiralarına inanır hale geldi. Bu davalarda hatalar da olmuş olabilir. Normaldir
Ama bunları içtenlikle açıklamak bütünüyle suçlanmaktan iyi değil mi? Darbe teşebbüsleri, junta girişimleri, casusluk örgütlenmeleri, savaş suçlamaları, bunlara şahit olmuş bürokratlar, bunlara engel olmaya gayret etmiş devlet görevlileri. Hizmetle iltisaklı olsun veya olmasın, her vatansever insana düşen vazife bu makus dönemi aydınlatmaya çalışmak. Sosyal medyada binbir iddia dolaşıyor. Deli saçması bile deseniz cevap verilmeyen bir iddia geze geze bir süre sonra vücuda bürünüyor. Peşinde inanan binlerce insan oluşuyor. En son Bankasya hakkında iddialar yer aldı. Ben biliyorum ki bu kurumda suistimaller olsaydı havuz medyası bunları günlerce çarşaf çarşaf yayınlardı. Bir dönem çökmeye bahane bulmak için kendilerini paraladılar. Herhalde bulabildikleri tek skandal Nagihan Alçı, Rasim Ozan yalı kredisiydi ki o da kendilerine dokunduğu için ses etmediler. Ama iktidarın yapamadığı suçlamaları şimdi kimliği belirsiz hesaplar yapıyor. Bankanın batmaması için fedakarlık yapan kitleleri etkilemek istiyorlar. Niyetleri bizi ilgilendirmez. İşin iç yüzünü öğrenmek milyonlarca mudinin hakkı. Bu bankanın son genel müdürü nerede? Genel müdür yardımcıları nerede? Avukatı veya avukatları nerede? Merak ediyorum. Hapiste değillerse konuşmaları gerekmiyor mu? Çok mu zor iki satır tavzi, tekzip yazmak? Hizmet hareketiyle ilgili olsun olmasın önemli değil. Birkaç cesur askeri bürokrat 15 Temmuz'un tezlerini konuşarak ve raporlar yazarak çürüttü ki gerisi gelecektir. Kötü mü oldu? Bugün susanların 3 büyük sorumluluğu var. Birincisi mesleki onurlarına karşı. İkincisi kendilerine inananlara ve o davalarla itham altına alınan yüz binlere. Üçüncüsü cezaevlerindeki meslektaşlarına karşı. Kader bu samit infiale mutlaka bir bedel tayin edecektir. Dua edelim öbür tarafa kalmasın, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.